Bir daralma değil belki ama durgunlaşma bekliyorlardı. Afilli ismiyle yeniden dengelenme sürecini öngörüyorlardı. Ama bunun üstüne çeşitli jeopolitik gerginlikler, çeşitli kişisel kifayetsizlikler vesaire de eklenmiş olabilir. Sonuçta Türkiye tarihinin en ağır döviz krizlerinden birini deneyimlemiş olduk. İlk 8 ayda, yılın ilk 8 ayında Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı %42. Sonrasındaki sürekli değerlenmeye karşı yine de 2018 yılı Türk lirasının dolar karşısında %31 civarında değer kaybettiği bir yıl oldu. Bunun etkilerini Özlem'in de belirtmiş olduğu üzere hem 2018'in son aylarında çok net bir şekilde gördük hem de 2019'da görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Şuna değinerek şeye bitirmek istiyorum. Bu yani hızlı toparlanmanın arkasında bir kredi çöküşünün sonlanması beklentisi var. Eğer arkadaşlarımız kredi daralmasına ilişkin grafiği getirebilirlerse orada şey görünüyor. Bu Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Robin Brooks'un hazırlamış olduğu bir grafik. Türkçe'ye çevirmiş ekonomik güç hesabı. Kur etkisinden arındırılmış bir şekilde kredi hacmindeki değişime bakan bir grafik bu. Şeyin 21 Aralık son verisi. 3. ve 4. çeyrekte kredi daralmasının, kredi çöküşünün çok çarpıcı olduğunu görüyoruz. Şimdi son Aralık ayında biz kredi hacminde nominal olarak bir artış görmeye başladık. 2 trilyon 475 milyar liraya çıkmış kredi hacmi Aralık ayının 21 Aralık itibarıyla. Ama bu rakamlar aslında Temmuz ayının rakamları. Dolayısıyla bir reel olarak bakıldığında muazzam bir gerileme var. Bu gerilemenin işaret ettiği şey de aslında hem 3. çeyrekte biliyoruz ki bir önceki çeyreğe göre daralma gerçekleşmişti. Hem de çok yüksek ihtimalle bu rakamlar ona izin veriyor, onu söylemeye izin veriyor. 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre bir daralma gerçekleşecek diyebiliyoruz.